Antakya Belediyesi Gönül Sofrası etkinliği kapsamında mahalle programlarına devam ediyor. Maraş Boğazlı Mahallesi'nde düzenlenen programa Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. Etkinlikte Maraş Boğazlı mahalle sakinlerine yemek ikramı yapılırken, mahalle sakinlerinin tasavvuf dinletisi ve semazen gösterisi eşliğinde maneviyatı bol ve huzur dolu dakikalar geçirmeleri sağlandı. Etkinlikte vatan toprağı için hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşık Yunus'un kanı bir müşefat kanı. Aşık Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi hürmetine bize ihsan etmiş olduğun maddi ve manevi rızıklarımıza bol bol bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle ya Rabbi. Lezzetleri şükür için yiyen kullarından eyle ya Rabbi. Milletimize, memleketimize birlik ve dirlik ihsan eyle ya Rabbi. Ordumuzu, yurdumuzu, bayrağımızı, Kur'an'ımızı sen koru ya Rabbi. Milletimize, memleketimize, yan gözle bakanları kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Bu mukaddes vatanımızın bekçiliğini yaptıkları bir sırada şehit düşen askerlerimize, polislerimize ve bugün Ankara'da bir patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet eyle ya Rabbi. Sofra sahibinin geçmişlerine gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Kahraman ordularımızı, kahraman polislerimizi, karada, denizde, havada, her zaman, her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Program sonunda konuşma yapan Başkan Kimyeci, yapılan hizmetleri anlatarak konuşmasına şu şekilde devam etti. Bu güzel akşam yemeğinde bizleri bir evladınız gibi, bir kardeşiniz gibi bağrınıza basıp, sofranıza ortak edip, bizlere misafirperverlik örneği gösterdiğiniz için şahsım, Antakya Belediyesi ve teşkilatım adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli büyüklerim, bugüne kadar bizler tabii Antakya Belediyesi olarak Maraş Boğazı mahallemizde Antakya'mızın 95 mahallesi gibi en çok önem verdiğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Bugüne kadar 10.000 metrekare parke taşını mahallemizde uygun görülen yerlere yerleştirdik. Tabii bütün Antakya genelinde 1.050.000 metrekare parke yaptık. Mahallemizin müşterek ihtiyaçları 10.000 metrekare ile yetmez. Daha fazlasını yapacağız inşallah. Biraz önce kıymetli muhtarın, temsilcilerimiz, azalarımız, büyüklerimiz, okulumuzun değerli hocalarıyla birlikte gezdik. Tabii bu çok güzel. Türkiye'mizde en örnek olan, akıllı tahtaların olduğu, en son teknolojinin olduğu çok güzel bir okulumuz Maraş Boğazı mahallemizde yapıldı. Sizlerin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hizmet için buraya teslim edildi. Tabii bahçesinin de tanzimi ile ilgili istişare ettik. İnşallah buradaki yavrularımızın daha rahat oyun oynayabilecekleri fiziksel düzenlemeleri yapacağız. Burada aynı zamanda şu oturduğumuz mekanın da biraz daha ilerletilmesi ile ilgili lazım gelen ne varsa onları yapacağız. Bahçeyi bir elden geçireceğiz. Buradaki oyun gruplarının fiziksel olarak eksik parçalarını tamamlayacağız. Çocuklarımızın salıncak, tahterevalli ne lazım onları yapacağız. Basket sahası ile ilgili de diğer müşterek ihtiyaçları da hazırlayıp
şuradaki güzel tesisi de yine çocuklarımızın ve sizlerin kullanımına almak konusunda lazım gelen ne varsa onlar da yapacağız. Kıymetli büyüklerim, mahallemizin şahsında şu ana kadar 170 ton asfalt malzeme kullandık. Antakya'mızın bütününde bugüne kadar epeyce bir asfalt konusunda çalışmalarımız oldu. Yine burada rampalı parkenin çalışmayacağı yerlerde de asfalt kullanacağız. Mahallemizde 4,5 kilometre yeni yol açımı yaptık ve üzerini stabilize malzemeyle kapladık. Aynı zamanda 4,5 kilometre ilaveten yeni imar yolumuzu üzerini parke taşıyla kapladık. Sizlerin kullanımını aldık. Ayrıca köyün girişinde muhtarlık birasının üzerinde bir çatı inşaatımız oldu. Dere çalışmalarımız oldu. Daha buna benzer birçok hizmetlerimiz, gene sivrisinek ve haşere ile ilgili de her ne kadar büyük şehrin sorumluluğunda olsa da yapmadığı için o hizmeti de biz üstlendik. Ve bugüne kadar Antakya'mızın 95 mahallesinde, başta Maraş Boğazı mahallemiz olmak üzere dereleri haftada bir gün, aynı zamanda mahallelerimizi kimisini iki, kimisini üç gün, yani kirlilik durumuna göre onu yerinde bakıp tespit ediyoruz. Düzenli bir şekilde ilaçlıyoruz. Bu hizmetlerle yetinmiyoruz. Şehrimizin genelinde bugüne kadar 21 tane yeni park bahçe bitirdik. Bu yaklaşık 40 bin metrekare civarında. Biraz önce yansıda gördünüz Sinevizyon'da. Hemen buraya çok yakın bir şekilde bu yıl içinde projesini bitirdiğimiz, önümüzdeki piknik sezonuna yetiştireceğimiz, hepinizin bildiği Tahta Köprümüzün yanında bir Yıldırım Deresi mevkii var. Biliyorsunuz değil mi? Orası 120 bin metrekare, biraz önce gördüğünüz gibi küçük minik hayvanat bahçesinin olduğu, gene istirahat için evlerin, ailelere tahsis edildiği, parkların, bahçelerin, oyun alanlarının olduğu, insanların, sizlerin ailesi ve sevdikleriyle gelip isterse günübirlik, isterse hafta sonu, hafta içi kalabileceği çok güzel mesire alanı haline getirip sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. 120 bin metrekare. Aynı zamanda Kisecik mahallemizde de 30 bin metrekare aynı mesire alanını yapıp hizmete sunacağız. Onun dışında temizlik konusunda bugüne kadar 6 bin tane çöp kutusunu mahallelerimizin ihtiyaç olan yerlerine dağıttık. Yine ihtiyaç olursa hemen onlar da hızlıca temin edip ulaştıracağız. Aynı şekilde şehrimizin merkezinde Emek ve Aksaray Mahallesi'nin bir bölümünde 350 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projemizi başlattık. 30 Mart 2016'da ilk kazmayı vuracağız. Burada 9 bin tane daireyi yapıp burada yaşayan büyüklerimize, kardeşlerimize ceplerinden bir para çıkmadan inşallah onları sağlıklı, depreme dayanıklı parklarıyla, bahçeleriyle, otoparkıyla, yeni okul binaları, yeni spor tesisleri çocuklara, gençlere, hanım lokalleri, büyüklerimize yaşlılar lokali olmak üzere birçok sağlık tesisini ve istirahat edebileceğiniz yürüyüş alanlarının olduğu güzel bir kentsel dönüşümü bitirmiş olacağız. Değerli büyüklerim, bu fiziksel belediyecilik yetmez, bir de aynı zamanda sosyal, kültürel, eğitim, sanat konularında da faaliyetlerimiz var. Bu kapsamda detaylı biraz önce gösterdiler. Antakya merkezde başlattığımız 583 tane ailemizin evine ikişer hanım gönderip evlerini temizletiyoruz. Kapılar, pencereler siliniyor, koltuklar siliniyor, hallar süpürülüp temizleniyor, perdeler yıkanıyor. Çamaşırları gene tertemiz yapıyoruz, bulaşıklar yıkanıyor. Yetmez, bir de bay bayan kuaför gönderip saç kesimleri, sakal kesimleri de yaptırıyoruz. İlaveten 30 tane öğretmenimizle, 30 servis arabamız ve 30 tane yardımcı personelimizle 3500 tane öğrencimizi evlerinden alıp Antakya Belediye'mizin kurslarında onlara 5. sınıf, 8. sınıf ve üniversite sınavlarına hazırlıkla ilgili kurslarımıza alıyoruz. Kurs bitiminde araçla
kapısının önüne kadar bırakıyoruz. Bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Gene sanat konusunda 500 öğrencimize resim sanatı, ondan sonra gitar, bağlama, keman dersleri, buna benzer sanat branşlarında 500 öğrencimize kurs veriyoruz. Bunun dışında spor konusunda güreş, karate, basketbol, aba güreşi, buna benzer branşlarda ve özellikle yüzme konusunda 120 öğrencimize kurs veriyoruz. Hanımlara Antakya'mızın 10 tane mahallesinde en iyi 10 salonu kiraladık. Ücretini biz ödüyoruz. Şu an itibariyle 1200 hanım kardeşimiz haftanın 3 günü fitness, aerobik, pilates konusunda kurslara geliyor. İnşallah Antakya'mızda bu kurslara katılmak isteyen tüm hanım kardeşlerimizi ücretsiz bir şekilde kayıtlarını alıyoruz. Aynı şekilde mahallemizde yeni yapacağımız parkların içerisine ya da mevcutlarda spor aletleri yerleştirerek hem çocuklarımız, hem hanım, hem büyüklerimiz için bu hizmetleri ayağınıza getireceğiz. Çiftçimizi ucuz bir şekilde ziraat yapabilsin diye en önemli masraf kalemi olan su konusunu desteklemek için bunlar yapıldı. Değerli büyüklerim, tabii bütün bu hizmetler siz büyüklerimizin ve milletimizin duası ve desteğiyle yapıldı. Bizlere, siz milletimize bu hizmetleri yapma konusunda güç, kuvvet verdiğiniz için şahsım ve milletim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum.